Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün beraber Ereğli'nin 4. çeyrek bilançosunu inceleyeceğiz ve genel olarak aslında rasyolarına bakacağız. Aynı zamanda temettü veriminden gelecekte yapabileceği, yani bu sene içerisinde yapabileceği temettü ödemesinden de bahsedeceğiz. İlk etapta borsanın yıldız şirketlerinden birisi ve sanayi şirketlerinin de öncülerinden biri, endekste hayli yüksek ağırlığı bulunan bir şirket, son çeyrek bilanço beklentileri 4.4 milyar TL seviyelerinde bir bilanço beklentisi vardı. Fakat beklentileri aşarak 4.7 milyar TL'lik bir dönem kârı elde etti. Aynı zamanda yıllık bazda bakıldığında da %370'e varan bir artış yaşandığını görüyoruz kârda. Totalde de aslında 2021 yılı içerisinin toplamında 15.5 milyar TL seviyesine ulaştığını gördük şirketin karlarının. Daha detaylı birazdan da bahsedeceğiz. Sunumdan aldım, yine Ereğli'nin yayınladığı sunumdan aldım. Burada maliyetleri gösteren önemli bir tablo bulunuyor. Yine kömür fiyatlarında artış, demir cevheri fiyatlarında sürekli bir artış yaşanmıştı. Sonrasında bir miktar geri çekildi ve şu anda da 130 dolar seviyelerinden işlem görüyor demir cevheri. Yine hurda fiyatlarında da artışlar yaşanmaya devam ediyor. Genel olarak aslında o küresel çapta enflasyon etkilerinin maliyetleri arttırdığını gözleyebiliyoruz. Burada Ereğli'nin öne çıkan noktalarından bir tanesi fiyat artışlarının aslında talebin tekrardan yükselmesine, yani o pandemi etkilerinin sona gelindiğini ve küresel ticaretin hızlandığını, aynı zamanda o metale olan talebin hızla artmasıyla beraber burada hem maliyet artışları hem de aslında fiyatların artmasıyla beraber bilançosunun büyüdüğünü gözlemliyoruz. Ton başına FAVÖK, yine sunumdan aldığımız bir veri, 418 dolar seviyelerinde. Bu da çeyreklik olarak yazılmış. Çok ciddi bir karlılık yaşandığını ton başına FAVÖK rakamında gözlemliyoruz. 418 dolar seviyeleri önceki çeyreğin de üzerinde bir karlılık yaşandığını söyleyebiliriz ton başına. Yine HRC fiyatlarına baktığımız zaman da aslında Ereğli için oldukça önemli ve HRC fiyatlarının yükselmesi Ereğli'nin bilançosuna doğrudan etki ettiğini görüyoruz. Beyaz ile görmüş olduğumuz çizgi spot HRC fiyatını, kırmızı olan ise aktif kontratını gösteriyor. Şu anda 803 dolar seviyelerinde bulunuyor HRC fiyatları. Burada da tekrardan aslında bir miktar yükseliş yaşandığı gözleniyor son dönemde. Ki daha önceki dönemlerde aslında daha yüksek seviyelerdeydi. Bu da o fiyatların artışıyla beraber, aslında HRC fiyatlarındaki artışla beraber Ereğli'nin karlılığının arttığı gözlenebilir. Yine aslında üretim miktarlarına baktığımızda ton bazında çok yine yıllık ve çeyreklik bazda artışlar yaşandığını görüyoruz. 2020 ve 2021 yılı arasında toplamda %1.4'lük bir artış yaşandığını ve soğuk mamul üretimi 2021'de %7.4 seviyelerinde artış gösterdiğini görüyoruz. Çeyreklik bazda baktığımızda da aslında önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.5'luk artış yaşanıyor. Hemen aslında diğer rasyolardan da bahsedelim. Ereğli'nin satışlarını neredeyse %113'lük bir yıllık artış yaşadığını gördük ve yine aynı şekilde karında da az önce bahsettiğim gibi %369'luk bir artış yaşandı. Önceki yılın aynı çeyreğine göre %146'lık bir artış yaşanmıştı. Önceki çeyreğe göre bir miktar geri çekilme yaşandığını görüyoruz net dönem karında ve %8'lik bir küçülme vardı. Çünkü 3. çeyrekte o talep patlamasıyla birlikte çok ciddi bir kar elde edilmişti. Yine aslında yüksek bir kar elde edildi, ancak 3. çeyrekteki performansın bir miktar gerisinde kalındığını gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde burada hasılata da baktığımızda önceki çeyreğe göre %38'lik bir artış yaşandı ve satışlar da aynı şekilde. Brüt kar zararı bakıldığında da %28'lik bir brüt kar yazdığını görüyoruz şirketin. Çok fazla aslında sayılarla da boğmak istemiyorum. Genel olarak şirketin durumu ve karlılığı oldukça iyi. Yüksek büyümesini devam ettiriyor en azından hacimlerde ve satışlarda. Yine aynı şekilde karlılıkta temettü yatırımı açısından oldukça önemli bir şirket. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Biraz oranlardan bahsetmek gerekirse kar marjlarından. Burada görmüş olduğumuz gibi FAVÖK kar marjı %38.8 oldu. Bir miktar 3. çeyreğe göre geri çekilme yaşansa da hala oldukça yüksek seviyelerde ve pandeminin o dönem pandemiyle beraber %20'lerde seyrediyordu. Hatta bir miktar daha altına gelmişti. Yine çeyreksel bazda baktığımızda %38.1
ve yıllık baktığımızda %38.8 yaşandığını görüyoruz. Net kar marjının %22.8 olduğu, 3. çeyrekte %25 seviyelerindeydi. Bir miktar geri çekilme yine yaşanıyor. Öz sermaye karlılığına baktığımızda burada da yine bir miktar geri çekilme var. Yıllık bazda yine aslında bakarsak oldukça ciddi yükselişler yaşandığını gözleyebiliriz ki şurada da aslında piyasa çarpanlarına baktığımızda net kar marjının, öz sermaye karlılığını ve brüt esas faaliyet kar marjının hala oldukça yüksek seviyelerde, ancak önceki çeyreklere göre bir miktar daha yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. FK, yani fiyat kazanç oranını incelediğimiz zaman da fiyat kazanç oranının şu anda 6.5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani şirket kazançlarının 6.5 katına fiyatlanıyor. Ortalama olarak aslında baktığımız zaman da şu anda bu zamana kadar 10 FK ile fiyatlanıyordu ve bu 10 FK'nın altında olduğunu, yani bir miktar daha aslında şirketin bu açıkladığı karla iskontolu duruma geldiğini söyleyebiliriz. Ve hisse başı karının da 4.44 TL olarak oldukça yüksek bir rakama ulaştığını gözlemliyoruz yine aynı şekilde. Sektörel olarak da aslında bakıldığında sektörün hala bir miktar altında fiyat kazanç oranına sahip. Net kar büyümesine bakıldığında işte az önce bahsettiğim %370 seviyelerinde bir yükseliş vardı. Çeyreksel bazda %154'lük bir yükseliş. FAVÖK büyümesi de %297 ile oldukça yüksek bir rakamlara işaret etti. Önceki çeyrekte yine bu çeyreğe göre bir miktar daha iyi performans gösterilmişti. Ancak bir miktar yatay geri çekilmelerin yaşandığını gözlemliyoruz kar marjlarında. Burada aslında bahsetmemiz gereken başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bakacak olursak temettüden bahsedelim. Temettüde burada kar dağıtım oranlarını yazdım. Daha önce 2014, 15, 16, 17, 18, yani son 8 senedir dağıtılan karlarla beraber aslında ortalama karının %94'ünü yatırımcılarıyla paylaştığını görüyoruz ve şu anki hesaplamalara da bakıldığında yaklaşık 4.5 TL seviyelerinde bir hisse başı net karı bulunuyor. Burada aslında temettü veriminin eğer bu seviyelerde, yani 4.5 TL seviyelerinde bir brüt dağıtılırsa, brüt temettü dağıtılırsa %16'lık bir temettü verimi olacak şirketin. Yaklaşık olarak da genel piyasa beklentisi 4 ila 4.5 TL seviyeleri arasında bir temettü dağıtımına işaret ediyor ki aslına bakarsak genel olarak da şirket karının neredeyse tamamını ortalama olarak dağıttığı için bu rakamların oldukça yüksek potansiyelde olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce bir tek pandemi yılında bir miktar düşük kar dağıtılmıştı, fakat sonraki yılda bunun üzerine çıkılarak telafi edildiği gözlendi. O yüzden genel olarak Ereğli'de bilanço beklentileri aştı. Genel olarak da aslında satışların ve kar marjlarının beklentilere paralel gerçekleştiğini gördük. Temettü veriminin %16-15 seviyelerinde olduğu ve 4-4.5 TL arasında bir temettü verimine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Şirket borsada aslına bakarsak temettü yatırımcılarının her zaman gözdesi konumunda. Çünkü düzenli büyümesini, istikrarlı işini devam ettiriyor. Burada küresel çapta o dalgalanmaların da etkisiyle zaman zaman daha düşük performanslar gösterdiğini görüyoruz. Ancak son dönemde çok ciddi artışlar yaşandığını şahit olmuştuk. Hemen aslında grafiğini de açalım ve bir miktar inceleyelim. Şu anda aslında yaklaşık 29 TL seviyelerinde bulunduğunu görüyoruz. Haftalık olarak da incelediğimizde çok ciddi bir yükselişin içerisindeydi. Bir miktar geri çekilmeler yaşandı. 35 TL seviyelerini görmüştü. Fakat buradan bir miktar geri çekilmeler yaşandığını gördük. O dolardaki geri çekilmenin de etkisiyle borsada da sert satışlar görülmüştü. Genel olarak aslında trendini korudu ve bu trendine devam etmesi bekleniyor. 35 TL seviyelerinin de üzerine görmesi beklenebilir. Çünkü aslında şu an açıklamış olduğu karla beraber bir miktar daha iskontolu duruma gelmiş olduğu şirket önümüzdeki dönemde bu performansını da devam ettirmesi bekleniyor diyebiliriz. Günlük olarak da baktığımızda aslında ilk etapta karşımıza çıkan önemli seviyelerden 26.5 TL seviyeleri kritik bir destek bölgesi. Bu seviyenin genellikle bu seviye önemli bir talep bölgesi. Buradan piyasa sürekli olarak hızlı bir şekilde alıcı olduğunu gördük. Daha aşağıda nerelere olabilir? Şuralarda görmüş olduğumuz gibi 24 TL seviyeleri burada
kritik bir destek, ikinci bir destek bölgesi. Buralarda da piyasanın sürekli olarak aslında bir kere test edildi bu çıkıştan sonra. Orada da aslında bir iğne attı ve hemen tekrardan toparlanma yaşandı. O yüzden burada önemli olan hisseyi eğer uzun vadeli düşünüyorsanız sürekli olarak biriktirmeye devam etmeniz olabilir. Çünkü temettü verimi yüksek, şirket karlılığını devam ettiriyor, büyümesini devam ettiriyor. Yatırımcılarını sürekli olarak önceleyen bir görünümü var. Şeffaf yönetimiyle beraber de aslında şirket burada uzun vadede Borsa İstanbul'da belki de toplanması birinci derecede önemli olan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Burada bir alçalan üçgen hareketi vardı ve bu hareketin üzerine doğru bir kırılım yaşandı. Önemli ortalamaların da üzerine çıkıldı. Şu anki hareket aslında birazcık Borsa İstanbul ve küresel piyasaların da etkisiyle yatay negatif seyrettiğini, yatay pozitif seyrettiğini görüyoruz. Tam bir ivme yakalamıştık ancak küresel borsalardaki o bozulmayla beraber ve yine Rusya-Ukrayna gerginliğinin ön plana çıkmasıyla burada bir miktar en azından bugün dalgalı hareketler yaşandığına şahit oluyoruz. Ancak genel olarak bu üçgenden kurtulması ve burada önemli ortalamaları şu anda görüldüğü gibi önemli destek konumuna getirmesiyle beraber pozitif görünümün devam ettiğini söyleyebilirim. Eğer tekrardan ivme yakalanabilirse ve küresel borsalarda da o tekrardan risk iştahı yükselirse burada Borsa İstanbul'da da tekrardan bir hareket başlayabilir. Ancak en önemli nokta Fed'in tekrardan şahinleşme belirtileri gösterip göstermemesi olacak. Yani normalde 25 bas puan artışı Mart ayında piyasa fiyatlamıştı. Fakat dün gelen enflasyon verisiyle beklentileri aşması, yıllık bazda %7,5 olması burada artık bir miktar daha Fed'in beklenenden daha fazla faiz artışı yapabilir konumuna getirmiş oldu ve piyasalar dünden itibaren 50 bas puan artışı fiyatlamaya başlamıştı. Ancak Borsa İstanbul'da hikaye tamamen farklı ve iyi bir trend yakalanırsa Ereğli'de aslında bu trendin, bu yükseliş ivmesinin öncülerinden biri olabilir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve yorumlar yapmayı, beğeniler yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler.